Şu anda telefon hattımızda. O da bağımsız adaylardan biriydi. Altan Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Şaşırdınız mı siz bu çıkan kararı? Bayağı ilginç isimler var çünkü. Mesela Sabahat Tuncel sanırım hiç beklenmiyordu. Gülten Kışanak hiç beklenmiyordu. Diğer isimler konuşuluyordu ama bu ne anlama geliyor acaba sizce? Çok açık ve net olarak şunu söylemek lazım. Birileri Türkiye'nin hayrını istemiyor. Kürtler yasal siyaset yapmak istedikçe önleri kesiliyor. Şiddetten başka bir yolun kullanılmasını istemiyorlar. Sivilleşme, siyasetleşme, demokratik kanalları açık tutma ve meseleyi Ankara'da çözme iradesi sabote ediliyor. Bunlar kimlerdir çıkıp hesap vermeleri lazım. Şu an Sayın Sabahat Tuncel ve Sayın Gülten Kışanak halen milletvekili, bu saat itibariyle milletvekili. Peki bunların eğer seçilme yetenekleri yoktuysa, hukuki bir engelleri vardıysa nasıl bu insanlar milletvekili oldular? Dün Kürt siyasetçileri yaka paça meclisten dışarı atanlar bugün de başka yolları izliyorlar ama bu yollar hayırlı yollar değil. Evet. Bu yollar ülkenin barışına, kardeşliğe, çözüme hizmet eden yollar değil. Hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil bu kararları. Peki Altan Bey, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, gerçekten çok tartışılacak bir karara imza attı Yüksek Seçim Kurulu.